Bugün Mac OS X üzerinde menü seçeneklerine değineceğiz. Değineceğiz diyorum. Birazdan sözü konularda eğitimin başından anlaştığımız ve belli konularda sizlere ve başta bana yardımcı olacak olan Amine Ennur Aksoy burada. Kendisine birazdan mikrofonu devrettikten sonra o konunun detayına girecek. Öncelikle menü seçenekleriyle ilgili ufak bir girizgah yapayım ben. Menü kavramı Apple cihazlarda, daha doğrusu OS X cihazlarda, Mac ve türevleri Apple menüsü, elma menüsü gibi seçeneklerle bir şekilde ifade ediliyor terminolojide. Genelde ekranın belli bir köşesinde, o köşeyi şu anda hatırlayamıyorum. Ama hani görenler ona direkt mouse'la tıklayabiliyor. Bizler de Control Option ve M harfiyle etkinleştirebiliyoruz bu menü seçeneklerini. Aynı zamanda trackpad üzerine, yalnız trackpad'in 4 ayrı köşesine dokunuşlarımıza göre, çift dokunuşlara göre, hatta ortasına da dahil çeşitli gesture sonuçları, yani kısa yolların devreye girdiği bir takım hareketler var. Ekstra kısa yollar. Bunlardan menüye, bizi Apple menüye atacak olan kısa yol, trackpad'in üst orta kenarına doğru olan bölgesine iki parmakla çift dokunma. Bir diğerini zaten az önce söyledim. Control Option ve Manisa'nın M'si. Apple menüyü açan kısa yol. Apple menü diziliminde her zaman en başta çıkar arkadaşlar. Diğerleri de diğer menülerde Windows'taki, hani herhangi bir program açıldığında önümüze çıkan menüler. Örneğin dosya, düzen. Programına göre değişir. Mail programıysa farklı menü seçenekleri girer. Apple menüleri bu şekilde dizmiş. Diğer menü seçenekleri ve farklı menü türlerini anlatmak üzere ben sözü Amine'ye devredeceğim. Evet, merhabalar herkese tekrardan. Umarım bilgisayar sesi ve benim sesim arasında bir dengesizlik olmadan bugün size bunu anlatmayı başarırım. Macintosh HD disk bölümü. Burası şu an Finder bölümü. Bizim göstereceğimiz Apple menüsü ve onu takip eden menü dizilimlerini buradan göstererek başlayacağım. Burası Finder alanı olduğu için genel anlamda burası hep vardır. Finder alanında olduğumuz sürece. Sadece uygulamaların içindeyken bu menülerin içerikleri değişir. Şimdi Cahir abinin de az önce ifade ettiği gibi bu menüyü trackpad'den de açabiliriz ya da klavye kısa yolu olarak Vo anahtarı, yani Control Option ve M tuşuyla da ulaşabiliriz. Ben Mac'e başladığımdan beri trackpad kullanmayı daha çok sevdiğim için trackpad'de şey yapacağım ama yine de elimden geldiği kadar kısa yolları da size ifade etmeye çalışacağım. Şimdi ilk Apple menüsüyle başlıyorum. Menü bu Apple. Evet, duyduğunuz gibi menü bu Apple dedi. Önce bu yanındaki diğer menüleri de gösterip daha sonra içeriğine bakmak istiyorum açıkçası. O yüzden sağa doğru devam ediyorum. Bunun yön tuşları da yapabilirsiniz. Finder. Finder menüsü. Dosya. Dosya. Düzen. Düzen. Görüntü. Görüntü. Git. Git. Pencere. Pencere. Yardım. Ve yardım. Bu Finder alanı derken sizin göreceğiniz genel menülerdir. Tekrar Pencere. Yardım. Apple menüsüne dönecek Apple. olursam, buranın içeriğine gitmek için alt yön tuşu veya ben mesela aşağı doğru gidiyorum. Yalnız burada şöyle bir şey var ki, biz trackpad'de de rotor kullandığımız için rotorun dolaşma modunda olması gerekiyor bizim alt içeriklerini görebilmemiz için. Ben giriyorum. Apple menü 9E. Böyle bir ses duyuluyor, değişik bir efekt. Bu maç hakkında. Bu Mac hakkında Sistem tercihleri 3 sistem nokta. tercihleri, App Store 3 nokta. App Store, Son son kullanılan kullanılan öğeler. öğeler. Son kullanılan öğeler. Alt menü. Burası alt menü. Burada en son açtıklarınızı görüp tekrar açabiliyorsunuz ve isterseniz burayı boşaltabiliyoruz. Çıkmaya zorla 3 nokta. Komut option. SAC. Bu çıkmaya zorla durumunu ben çok seviyorum.
hani Windows'da çalışmayı durdurdu dendiğinde programı kapat falan deriz ya. Burada da komut option ve ESC tuşlarına basıp açık uygulamayı çağrı abi göstermişti zaten. Burada onun bir de işte bu şekilde gösterimi var kısa yol halinde. Uyut. Yeniden başlat. Yeniden başlat. Sistemi kapat. Sistemi kapat. Amine Emir oturumunu kapat. Bu da sunucusu ve burada işte kısa yolları da sunumda ifade ediyor. Burada diğerleri çok anlaşılır ama mesela Amine Emir oturumunu kapat dediğinde benden başka bu bilgisayarda başka bir kullanıcı varsa o kullanıcıya geçmek üzere tekrar oturum açma ekranını getiriyor size. Bu şekilde bir şey yapıyor. Apple menüsü bunlardan ibaretti ve siz hangi uygulamanın üzerinde içinde olursanız olun bu kısa yolu uygulayıp da menü çubuğuna geldiğinizde size uygulamanın üstündeyken bu işlemlerin hepsini yapabilirsiniz. Ama devamındaki Finder menüsü mesela içinde 8 öğe gösteriliyormuş. Burası siz Safari'de olursanız burası Safari olur ya da Mail'de olursanız burası Mail olur. Ve içindeki seçenekler de buna göre değişir. Olmadı biraz sonra kısa bir şekilde hızlıca onu da gösteririm. Finder hakkında. Tercihler3.com'u çöp sepetini boşaltı 3 nokta soluk komut shift C. Bu da gayet açık. Çöp sepetini güvenli boşaltı 3 ben böyle tek tek bakıp sıkmak istemiyorum ama göstermek anlamında. Diğerlerini gizle komut ol. Tümünü göster. Finder hakkında. Burası böyle mesela Finder menüsü. Burada Safari olsaydı Safari hakkında. Safari'yi gizle, tercihler gibi şeyler olacaktı. Dosya, menü 25 olarak. Buradaki dosya menüsünde öğeleri taşıyabileceğiniz, kopyalama, tümünü seç gibi işlemleri yapabileceğiniz yer. Bir yerde zaten dosya diyorsa muhtemelen bu tarz şeyler vardır. İşte kes, kopyala, yapıştır, tümünü seç vesaire. Uygulama, evet. Alert, sistem sorgu kutusu. Evet, bir sistem yarı çıkardı. Resent, user notifica, resent message saptanmış, open messages, düğme. Böyle, düğme. Delik, pardon. Basın böyle, düğme. Finder, evet. Nasıl? Devam ediyorum ben. Çok özür diliyorum, böyle yarı çıktı. Dosya. Dosya menüsü dediğim gibi bu tarz şeyler var. O yüzden içeriğini çok fazla bakmak istemiyorum. 5 tane öyle sonuçta. Düzen. Düzen menümüz. Düzen. Geri al, yinele. Geri al, yinele. Yine kes, kopyala, yapıştır olayları burada da vardır. Hani. Ama tabii burada soluk, her şey soluk. Büyük çünkü bir seçim yapmadık Finder üzerinde. Klasörlerden bir şey seçmedik. Bu yüzden bunların hepsine soluk cümle. Seç komut, panoyu göster. Dikteyi özel karakterler. Dikte de zaten İngilizce. Henüz Türkçe gibi bir destek yok. O yüzden hiç kullanmadım. Geri al, görüntü, menü, 16 öğe. Burada da bizim ilk ders yaptığımız bir muhabbet vardı. Izgara görünümü, simge görünümü tarzında. Burada Finder'ın görünümünü buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ne şekilde görünmesini istiyorsak mesela. Simge olarak, liste olarak, sütun olarak, kamerasolog olarak derle. Gibi. Devamında da bu tarz böyle görsellikle ilgili şeyler geliyor. Git menü 20 öğe. Git menüsü. Ben böyle çok kullanıyordum. Hani şey mesela bazı şeylerin kısa yollarının önüne kadar ben böyle çok kullanıyordum. Çünkü geri, soluk, ileri, burada, soluk, içeren klasör, geri git, ileri git, içeren klasör, seçim ağaç. Tüm dosyalarım komut shift. Mesela ben tüm dosyalarımı komut shift ve F ile açıldığını bilmeden önce buradan git deyip birazcık uzun bir yol olsa da bu şekilde açıyordum. Belgeler komut shift. Buradan masa belgelerimize, yine masaüstü dediğimiz alana bu şekilde gidebiliyoruz. Bizim falan görünmeleri. İndirilenler komut shift. Ana klasör, kitaplık, bilgisayar, eğitim. iCloud Drive, Yosemite ve iOS 8 ile birlikte gelen bir özellik. Bu da bu menüye eklenmiş. Ben Yosemite geldiğinde görmüştüm. Uygulamalar komutçu. Yine uygulamalar menüsüne de buradan bir erişim vermiş. İzlenceler ne işe yarıyor ben de bilmiyorum. Son kullanılan klasörler. Son kullanılan klasörler muhabbeti burada da var. Klasöre git 3 nokta. Klasöre git 3 nokta komutçu. Sunucuya bağlan. Bu menü burada ötüyor. Pencere, menü, 12 yine pencerelerde de masa üstünü gizlemek ya da büyütmek, simge durumunu küçültmek, pencereler arasında dolaş. Pencereler arasında dolaşma. Önceki sene biliyorsunuz Finder üzerinde her şey pencere şeklinde açılırdı. Mesela bir uygulamalar menüsü falan o şekilde olduğu için. Bu da böyle bir seçenek. Sonraki sekmeyi gör. Burada yine Finder için sekmeler yaratabiliyoruz ve bu da o sekmelere geçmemizi sağlıyor. Önceki sekme, sonraki sekme sonraki vesaire. Sekme. Önceki sekme, sonraki sekme. Daha sonra bu, da, evet, bu seçenekler mesela bitti. Duyduğumuz gibi efektten dolayı da başa döndüğümü anlıyorum. Yardım, menüsü olarak menün yardımı var. Yardım menüsü de içinde bulunduğunuz uygulamaya göre değişir. Ama burada Finder alanında olduğunuz için size genel yardım konularını sunar. Arama duyduğunuz gibi. Mac yardım, komut, soru işareti. Mac yardım, komut ve soru işaretine basarak da direkt ulaşabiliyormuşuz. OSX Yosemite'deki yenilikler. OSX Yosemite'deki yenilikler. Mac'inizi tanıma. Mac'inizi tanıma. Başlangıçta bir insan buraya girip iyi destek alabilir kendisi için. Şimdi
Bu Apple menü muhabbeti bilgisayarın böyle ekranın sol tarafındadır. Alt alta dizilir yani. Bunu trackpad'i kullandığınız zaman anlayabiliyorsunuz. Çünkü dokunduğunuzda da böyle söylüyor size iPhone'daki gibi. Bir de bunun yanı sıra şeyler var. Yine her yerde gözüken. Bir menü ekstra muhabbetimiz var. Bunu trackpad'den açmanın bir yolu yok bildiğim kadarıyla. Bunu şey yapıyoruz. Row anahtarı, yani control option artık açmayacağım. Shift M, yani az önce tek M'ye basmıştık hatırlarsanız. Şimdi Shift M'ye, menü ekstra kısmına geliyoruz. Hani 2 M olunca ekstra oluyor gibi bir mantıkla yerleştirmiştim kafama. Şimdi bir de oraları göstermek istiyorum size. Control, menü ekleri, Dropbox 3, 3.10 ekstrem, menü ekstra. Menü ekleri dedi, menünün adını söyledi, menü ekstra dedi. Şimdi burada neden Dropbox dedi? Çünkü benim bilgisayarımda Dropbox kuruldu mesela. Burada anlık eş zamanlamayı falan bir şey atıyorsanız onu gösteriyor. Ve mesela ben bu menünün içine çift tıklayıp Dropbox'un o yükleme penceresinin olduğu yere falan girebilirim. Bu üçüncü parti bir bulama olduğu için buraya Dropbox olunca kendisi ekleniyor. Mesela Skype açıkken Skype menüsü ekleniyor. Buradan direkt offline online onları ayarlayabiliyorsunuz. Erişilebilirlik. Ama mesela erişilebilirlik menüsü. Burada erişilebilirlik seçeneklerinde erişilebilirliği menü çubuğunda göster diye bir ayar var. Bunu işaretlerseniz bu da burada gözükür. Mesela içine girelim. Erişilebilirlik. Erişilebilirlik. İmleci büyütme kapalı. İmleci büyütme. Renkleri tersine çevirme. Ekranın yanık sönmesi. Kare tuşları gibi kapalı. Gibi az görenlere. Yapışlar yapmak. Voice over açık. Yapmanın yanı sıra. Ve burada bir de voice over'ın kısa yolunu vermiş. Tabi açık olduğu için soluk diyor. Anahtarla denetim kapalı. Anahtarla denetim kapalı. Erişilebilirlik tercihlerim 3 nokta. Buradan sistem tercihlerine gitmeden biz bunu göstermiştik. Buradan da açabiliyoruz. Böyle bir şey var. İlleti büyütme kapalı. Biz gerçi o zaman direkt voiceover izlencesine girmiştik ama buradan da yine girebiliriz. Devam ediyorum. İlleti büyütme kapalı soluk. Edemiyormuşlar. Burada aslında mesela soldaki menülerde sola doğru sağa doğru gittiğim zaman diğer menüye değişmesi gerekiyordu. Fakat burada değişmiyormuş. Erişilebilirlik demiştim. Time Machine. Burada bilgisayarımızın yedeklemesini tanıttığımız bir hard diske yapabiliyoruz. Ve bu da Time Machine'ın sayesinde oluyor. Zaman makinesiye çevirebileceğimiz. O tercih ama kendisini çok kullanmadım. O yüzden menü içeriğini de bilmiyorum açıkçası. Bluetooth. Buradan içeri girip Bluetooth'u açık konuma getirebiliyorsunuz. Bluetooth tercihlerini açabiliyorsunuz. Ve eğer Bluetooth'unuz açıksa sizin bugüne kadar Bluetooth için eşlediğiniz aygıtların hepsi gözüküyor. Onların tekrar alt menüleriyle onlara dosya göndermeniz ya da ağlarına bağlanmanız sağlanabiliyor. Bu arada iPhone gibi illa bir Apple cihazı olacak diye bir Bluetooth kısıtlamamız yok Allah'tan. Mac'ten herhangi bir cihazdan alışveriş yapabiliriz. Mac'ten de bir şey yollayabiliriz. Açıkçası menülere zaruri olmadıkça içine girmiyorum. Çünkü bir daha tekrar menü ekleme gelmem gerekiyor. O yüzden birazcık kendim özetliyorum. Wi-Fi. Burada ağınızın adını söyler. Kaç çubuk olduğunu söyler. Yine mesela buranın üzerine çift tıklayıp girersem ya da Control Option boşluk yapıp girersem bir menü açar. Hatta bir ses efekti. Hatta bunu açalım. Bir saniye. Control Option. Wi-Fi evet. 4 çubuktan 4'ü. Şimdi burada 8 öğe. 8 öğe diyor. Buranın içinde 8 öğe gösteriyormuş. Wi-Fi ağlar aranıyor 3 nokta. Burada ağlar aranıyor diyor. İnternet bağlantısı yok 3 nokta. Wi-Fi'yi kapat. Wi-Fi'yi yalan kapat. Tabii. Ona işareti hacı abi. Ekiden. Burada diğer ağları gösteriyor. TTNE başka bir ağ katıl. Başka bir ağ katıl. Başka bir ağ katıl. Ağ yarat 3 nokta. Ağ yarat. Ağ tercihlerini aç. Wi-Fi. Menü mesela bu şekilde. Ağları buldukça bu menünün içinde gösteriyor. Wi-Fi menüsü olayı da bu şekilde. Tekrar devam ediyorum. Dropbox 3. Bluetooth, Wi-Fi, sistem sesi yüksekliği. Şimdi sistem sesi yüksekliği diyor. Buranın içine girip sürgüden kendi sistem sesinizi %100'e kadar ayarlayabilirsiniz ya da daha aşağısı için. Ama tabii onun yerine F11, F12 tuşlarını falan kullanmak daha kolay oluyor. O yüzden burası sadece bir şey gibi görünüyor. Sadece menü olarak duruyor. %47 kaldı. Menü ekstra. %47 kaldı. Bunu saat olarak göstermesini falan sağlamak için yine bu menünün içine girersiniz. Ama pili öğrenmenin daha kısa bir yolu var mı derseniz onu henüz ben de bilmiyorum. Mecburen ben de bu menü ekstraya girip buradan bakmak zorunda kalıyorum. Bu arada siz başka bir uygulamada olsanız bile yine bu ekstra menülere ulaşabilir. Yine bu az önceki
sabit Apple menüsü gibi bunları da sabit bir şekilde görebilirsiniz. Text input, menu ekstra. Text input normalde olmaz. Ben klavye girişini klavyenin de gösterdiği ayarladığım için burada emoji falan kullanımı var. Ondan dolayı ekledim ama hiç kullanmadım henüz. Burada yine klavye tercihlerini açabiliyorsunuz. Klavyeyi göster, emoji göster vesaire, karakterleri göster bir şeyler var. Bu menüden onları ayarlayabiliyorsunuz. 15 Ocak 20 saat 34 dakika 17 saniye. Saniyeyi söylemesi bazen çok iyi oluyor benim için. Saati öğrenmenin kısa bir yolu var Allah'tan. Buraya kadar gelmem gerekmiyor. Tuşumuzun adı? Option. Option tuşuyla F'ye basıyoruz ve saati öğrenmiş oluyoruz. Şimdi tuşun her gün baktığım saatin tabii ki de tuşunu biliyorum ama elimi koyduğumda şey yapabiliyorum. Adı gidiyor aklımdan. O yüzden bu şekilde şey yaptım. O yine elimiz. Kullanıcı menü ekstra. Anlarınız kullanıcı menü ekstra. Bunun içine girersek benim şey oturum açma ayarlarını yapabiliyoruz. Mesela VoiceOver'ı başlatma olayı da buradan yapılıyordu. Buradan yapmıştım. Daha sonra farklı bir kullanıcı varsa onun oturumuna geçmenizi sağlar. Mesela falanca oturumuna geç, çağrı oturumuna geç vesaire gibi. Ya da konu kullanıcı der. Buradan direkt açabilirsiniz. Sizin hesabınız arkada açık kalır ama yine de bir oturum açılmış olur. Bu şekilde bu da. Spotlight, menu ekstra. Spotlight, girdiğiniz zaman direkt arama kutucuğunu çıkarıyor bildiğim kadarıyla. Spotlight, Mac'inizin içindeki her zerreyi bulabilen, telefondan da, iPhone'dan da alışık olabileceğim bir şey. Bildirim merkezi. Yalla çok kullanıyordum ama şu an şey değil. Buraya da basarsanız menü dese de menü gibi bir şey açılmıyor. Direkt bildirim merkezi geliyor. Bunu da Çağrı abi dersteydi sanırım göstermişti. Pardon ikinci derste. Burada mesela onu da hatırlayanlar vardır. Facebook mesajlar, mail, Twitter gibi sosyal ağlarınızı buraya bağlayıp buradan direkt durum güncellemesi yayınlayabilmek, mesaj göndermek gibi şey, mesajlar uygulaması, mesaj göndermek gibi, mesajınızı görmek gibi şeyler var. Yine takvim, borsa, hava durumu vesaire o tarz widget'ları ekleyip düzenleyebiliyorsunuz. Buraya control option boşluk yaptığım zaman bildirim merkezi açılır. Burası da bitti. Şimdi bu menü muhabbetinde ekleyebileceğim bir şey olarak hani farklı uygulamalarda farklı menüler buraya dizilir demiştim ya onu göstermek istiyorum size. Bu yüzden de benim en çok kullandığım bir uygulama var Text Edit. Aslında çok basit bir metin düzenleme programı. Word gibi böyle çok ayrıntılı falan değil. Ama benim işimi görüyor. O yüzden ben de onu kullanıyorum. Ve şu an arka planda açık olan uygulamalardan birisi de o. O yüzden şimdi size Text Edit'in değişen menülerini göstereceğim. Alt tabla geçiyorum o yüzden Finder alanından. Items. Text Edit. Evet. Text Edit. Text Edit. Şu an yazılımın olduğu penceredeyim. Ve ben yine menüyü açmak için trackpad'i kullanıyorum. Trackpad'in ön kısmına, klavyenin boşluk tuşuna yakın olan kısmına iki parmağımla iki defa dokunuyorum. Yahut da ne yapıyorum? Bu anahtarı ve M tuşuna basıyorum ve önüme G. Menü çubuğu Apple. Burası geliyor. Şimdi Apple menüsü dedi, burası hep başta gelir ve size bunu okur. Burası değişmez dediğim gibi değişmiyor. Siz buradan direkt sistemi kapattı diyebilirsiniz. O yüzden burayı tekrar göstermeyeceğim. Bir tane ilerliyorum sağa doğru. Text Edit. Text Edit. Bakın adı değişti. Az önce Finder'dı, şimdi Text Edit oldu. Gelelim alt menünün altına doğru parmağımı aşağı çekip dolaşıyorum. Text Edit menü 7 öğe. Text Edit hakkında. Text Edit hakkında. Tercihler hiç nokta konu. Tercihler. Servisler, alt menü. Servisler. Text Edit'i gizle konu. Diğerlerini gizle konu. Diğerlerini gizle. Şunu göster. Text Edit'ten çık. Text Edit'ten çık. Text Edit. Komut Q diyecekti orada da zaten. Da yolunu söyleyecektim. Devam ediyorum. Mesela sağa doğru kayıyorum yine. Dosya menü 13 öğe. Dosya menüsünde bakalım text edit için neler varmış. Yeni komut, büyük, açma. Yeni bir belge. Yine açmak için, bir dosya açmak için seçiliyor sanırım. Son kullanılan aç. Son kullanılan aç. Kapat komut. Kapat. Kaydet komut. Büyük kaydet. Çoğalt komut shift. Büyük S. Adını değiştir 3 nokta. Çoğalt adını değiştir 3 nokta. Geri dön. Taşıma. PDF olarak dışı aktar. Özellikleri göster. Sarla özellikleri göster. Yazdır. Yazdır. Yeni komut. Burası mesela text edit için bunlar değişti. Tabii ki de başka bir uygulamada başka bir seçenekler gelecek. Düzen menü 19. Düzen menüsünde yine dediğim gibi kes yapıştır tümünü seç. Burası bir belge olduğu için tabii ki de daha ayrıntılı düzenleme seçenekleri getirmiş olacaktır buraya. Biçim menü 9 öğe. Biçim menüsü mesela burası da text edit'e has bir şey. Çünkü bunun içine girdiğimizde. Font. Alt menü. Font. Mesela buranın da bir daha altı varmış. Böyle bir alt menü için de bir daha elimi
sağ kaydırmam ya da yön tuşuyla sağ gitmem gerekir ki bir daha alt menü olarak girsin. Alt menü, 15 şu an mesela duyduğunuz sesle birlikte o menünün içine de bir daha girdi ve fontları göster dedi bana. Kalın komut, kalın, italik, bunları zaten çok tanıdık bile. Mesela şu an ben alt menüden çıktım, fontları göster dediğim menüden çıktım, font alt menüsünden. Şu an biçim menüsündeyim tekrar, fontun üstündeyim. Aşağı doğru gidersem bir aşağıdaki öğeyi göreceğim. Fontun alt menüsünden çıktım yani. Metin, alt menü. Metin yine burası da bir alt menüymüş. Benim dediğim gibi girilebilir. Girilebilir, yap. Düzenleme yerine. Sayfaya yerleşik, TV'leme yerleşik, liste 3, tablo 3 nok. Font, alt menü. Gibi. Tablo 3 nok. Görüntü, menü, 3 öğe. Devam ediyorum. Görüntü burada çok bir şey yapmış görüntü için. Gerçek boyut, komut, sıfır. Muhtemelen resimler için mi kullanabilirim? Büyük kontrol, gerçek boyut, küçük büyük, kontrol. Küçük. Gerçek pencere, menü, altı öğe. Pencere menüsü de yine tekst edip bir simge durumuna tutma. Mesela acısız. Burada daha farklı tekst edip pencereleri açıksa. Açsız 2. Ki açık. Bakın birine açsız dedi, birine açsız 2 dedi. Ve ben buradan tıklayıp bu pencerelere geçebilirim. Ayrıca bir pencere seçme menümüz var ama buradan da yapabilirim. 3 tane pencere açmış şu an. 3 tane tekst edip penceresi. Onay işareti English Tenses. Ve ben şu an English Tenses belgesindeyim. Adsız 2 ve adsız belgelerin onay işareti deniyor çünkü onun içinde değilim. Simge durumuna küçük, sonuç, büyük, yardım, menü. Ve geldik yine yardım menüsüne. Bir arama muhabbeti var ve text edit yardım. Soru işareti. Bu da text edit için bir yardım belgesi açacak. Yardım penceresi açacak. Ve bu şekilde size menüleri text edit üzerinde de göstermiş olduk. Menü kapatılıyor. Son olarak göstermeyi planladığım bir şey var. O da daha farklı bir menü çeşidi. Onu da mesela benim klasörümün içine girelim ve burada gösterelim istiyorum. Aç aç. Şimdi şurada. Amine Enmur. Pencere. Görüntü tarayıcı grup. Görüntü tarayıcı grup diyor. Ekstra bir bilgi olarak vermem gerekirse burayla etkileşime geçersem benim klasörlerimin olduğu kısmı tek tek dolaşmaya başlarım. Ama benim göstermek istediğim şeyin burayla ilgisi yok. Düşe yayıcı. Devam ediyorum. Düşe yayıcı. Hep vardır bu kavram. Her yerin arasında vardır böyle bir düşey ayırıcı. Kenar çubuğu. Buradan tekrar masaüstü belgeler falan filan diye gidebiliyorsunuz. Burayla etkileşime geçtikten sonra masaüstü belgeler, filmler, indirilenler, müzikler falan. Bu pencereniz altta kalır o zaman. O dediğin yer açılır. Araç çubuğu. Evet, asıl gelmek istediğin yer burasıydı. Araç çubuğu. Şimdi siz mesela bir dosya aldınız veya buraya bir dosya yapıştıracaksınız ya da buradan bir dosya kopyalıyorsunuz. Bunu direkt komut C ile yapabilmenizin yanı sıra burada bir de şey var, bir menü var ve buradan da yapabiliyorsunuz. Ben mesela şu an araç çubuğuyla etkileşime geçiyorum. Etkileşimde bulun, araç çubuğu 8'e geri bulun. Geri, buradan geri çıkabiliyoruz. Bir önceki benim Finder pencereme çıkabiliyoruz. Görüntü, radyo düğmesi grubu. Görüntü, radyo düğmesi grubu. Buraya da tekrar etkileşime girilip yine buranın da simge şeklini, sütun şeklini falan filan görüleceğini seçebiliyoruz. Bu bir işaretleme yapıyoruz ve değişiyor burası. Düzenle, menü düğmesi. Düzenle, menü düğmesi olayı var. Menü düğmesi olayı dediği zaman biz demek ki anlayacağız ki bunun üstüne tıkladığımızda buna dair bir menü açılacak. Menü, onaya. Onaya varmış. Tür. Ad, tür, uygulama, son açılış tarihi, eklemiş tarihi, değişiklik tarihi, yaratılış tarihi, büyüklük etiketler. Olay işareti hiçbiri. Hiçbiri. Neye göre düzenlemek istediğinizi buradan seçebiliyorsunuz. Mesela direkt bir dosya üzerinde enter'a basarsanız adı seçerseniz adını değiştirme penceresi geliyor ve siz otomatikman onun adını değiştiriyorsunuz. O şekilde bir örnek verebilirim. Eylem, menü düğmesi. Eylem, yine menü düğmesi. O zaman yine ne anlıyoruz? Ben tıkladığımda buranın içine benim karşıma yine seçenekler çıkacak. Menü, 9 öğe. Yeni klasör. Yeni klasör. Yeni sekme dağıt. Bilgi ver. Bilgi ver. Diske bas. Amine emin. Diske bas. Göz at. Amine emin. Derle. Derle. Şuna göre şuna derle. Derle. Şuna göre gibi. Görüntü seçenek. Öğeler var. Klasör. Normalde ben eğer buraya bir dosya kopyalamış olsaydım. Burada bir de yapıştır. Öğeyi yapıştır şey olacaktı. Ya da birkaç dosya birden kopyaladıysam mesela seçilen 3 öğeye yapıştır gibi bir ifade kullanacaktı. Buradan da mesela yapıştır diyebilecektim komut V yapmamın yanı sıra. Paylaş, soluk, düğme. Soluk diyor çünkü seçili bir şey yok ve paylaşması gereken de bir şey yok. Bu belgenin özelliğine göre paylaşma seçenekleri değişir. Mesela kimilerine sadece mesaj gönderme yıldır. Ama bir video penceresinde ona Facebook ve YouTube için, Twitter için de ayrıca bağlantı verir. Etiketleri düzenle, soluk, düğme. Çok bilmiyorum açıkçası. Zaten solukmuş da. Dropbox, menü düğmesi. Dropbox yüklü olduğu için Dropbox'a da buradan sanırım menü, no atılabiliyor. No option, no option. Ama seçenekler soluk. Sanırım yokmuş. Menü kapatılıyor. O yüzden yine buna da bir şey yapamıyoruz ama muhtemelen dediğim şey yarıyor. Arama medya. Burada da kendi klasörünüzün bunların içinde bir şeyi direkt arayıp enter'a basarak hemen önünüze çıkmasını sağlayabiliyorsunuz.
Göstermek istediğim şey benim buradaki araç çubuğundaki menü düğmesi kavramıydı. Bunu da gösterdikten sonra eklemek istediği bir şey var mı diye sözü tekrar Çağrı abiye bırakıyorum. Dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Umarım sıkıcı bir muhabbet olmamıştır. Amine, kesinlikle sıkıcı bir muhabbet olmadı. Aksine gayet hakim, gayet böyle bilgi dolu, güzel, akıcı, serin bir anlatım oldu bence. Pırıl pırıldı. Teşekkür ederim. Nefesine ve yüreğine sağlık. Şimdi Amine genel olarak özetledi arkadaşlar menü. Pardon, özetledi. Kabalık ettim. Özetledi derken yani neler olduğu konusuna bayağı teferruatıyla değindi. Özetlemek durumunda olan benim. Onu söylemeye çalışıyordum. Dilim dolandı. Şimdi temel menü kavramında Apple menü kavramı. Apple menü kavramında başta o elmacığın kendi menüsü var. Muhterem, her yerde, tepede zaten. Onun yan tarafında da uygulamalara özgü menüler oluşuyor dedik. Bunun yanı sıra button menü işlendi Amine tarafından. Button menü, yani menü düğmesi diye VoiceOver'ın Türkçesi seslendirdiği menüler, böyle düğmeler ama menü içerikli düğmeler. Bu çok kullanışlı bir şey. Örneğin Amine Finder'da gösterdi. Mail alanında da böyle bir buton var. Çok işlevsel, görünümle ilgili bir takım şeyleri değiştiriyor. Bunun yanı sıra bir de ekstra menü seçenekleri. Onlar da aslında modüler menü şeyleri diyeyim ben, özellikleri. Yani dilediğiniz zaman programlar içerisinden eklemeler yapabiliyorsunuz. Yani programlar kendileri yerleşiyor buraya. Kurmuş olduğunuz uygulamalar diyeyim daha doğrusu. Bunun yanı sıra kendiniz sistem tercihleri, onu da ileriki derslerimizde, ders değil pardon, anlatımlarımızda göstermeye çalışacağım size. Sistem tercihlerinden çeşitli ayarları buraya taşıyıp yine menü, ekstra menüler içerisinde gösterebiliyorsunuz. Burası Windows'un sistem tepsisi alanı bence. Hani muadili diyeyim, tam anasıyla öyle olmasa da bayağı benzerlikleri var. Burası da hayat kurtaran bir menü. Amine'nin göstermiş olduğu bu trackpad üzerinden Apple menüye ulaşma seçeneğinin yanına bir ekleme yapayım ben şöyle. Menüye trackpad üzerinden ulaştıysak Apple menüye. Menü çubuğu. Evet. Arada böyle parmakları tam dokandıramadığımız için yapabiliyor. Şimdi burada Finder. Dosya. Güzel. Gesture görüntü kullanıyorum. Yani hareketle geziyorum ekranı trackpad üzerinden. Sağa doğru süpermarketine gittiğimde git, bu pencere. Amine'nin az önce gösterdiği yerler var. Bunun yanı sıra ekranda, yani trackpad alanında elimi dolaştırırsam bakın şöyle bir şey oluyor. Bluetooth menü ekstra. Amine'nin gösterdiği menü ekstra seçenek. Yandex erişilebilir. Yandex list. Numara fusion start menu. Menü karabiner menü. Bakın. Bluetooth menü ekstra. Buradan. Türkçe. Kıl. Vay. Bluetooth menü. Pil. %85. Pil. %85. Kapı. 20.48. Evet. Şimdi burası bayağı bir hassas bir alan olduğu için hızlı geçiyor burayı. Parmağınızı çok küçük bir alana sığdırmışlar o menü ekstra olaylarını. Orada gezindirdiğiniz zaman buraya da böyle hani ekstra bir durum olduğu için iletmek istedim bunu. Hani önem arz edebilir, kullanım kolaylığı, trick olur, ipucu olur diye. Ya aslında menü seçeneklerinden farklı bir şey anlatmıyor. Sadece o menüye ulaşım konusunda ekstra bir kısa yol bu eklediğim şey. Yani trackpad üzerinden de ulaşım işlem yapılabilitesi var. Tarih ve saat tercihlerini aç 3 nokta. Öncü soluk. Menüye girdi. Onay işareti dijital. Onay işareti evet, dijital. Tarih. Menü kapatın. Geçelim. Bir de Amine'nin gösterdiği az önceki Finder, masaüstü. Finder öğeleri içerisinde de olabiliyor bu. Ya da böyle çeşitli alanlarda arkadaşların, hani belki aklılarında
soru işareti olarak kalabilir. Mac'te sağ klik menüsü dolaylı yoldan var. Aslında dolaylı da değil tam olarak da. Kestirme menüsü olarak geçer. Bu sağ klik menüsünden bahsetmek istiyorum. Örneğin Karabiner 10, 4. şu an bir uygulama üzerindeyim. Buraya etkileşimde olduğumu düşünerekten şöyle bir etkileşimde olmayınca bu kestirme menüsü açılmayabiliyor. Şöyle deneyelim. Menü Evet. 18'le. Buraya girme şeklim. Control, Option, Shift ve M tuşu. Yine menünün M'si. Bunu yapma nedenimiz bu menüde Windows'taki Application ya da sağ fare menüsü alanının açıldığı yer aslında burası. Paraleli. Bunun içinde gezelim. Aç. Şununla aç alt menü. Çöp sepetine taşı. Bilgi ver. Böyle bir takım seçenekler var. Bu bilgi verde özelliklere benziyor Windows'taki. Temel olarak aslında buradaki şey de açılan öğeye göre ya da üzerinde bulunan şeye göre Windows'ta olduğu gibi Menü değişiklik kapatılıyor. Karabiner. gösterebilen bir bölge. Amine böyle iki tane ekleme nacizane yapmaya çalıştım. Genel anlamda kendisinin anlatımı gayet tatmin ediciydi. Ben bugün için hepinize teşekkür ederek mikrofonu çözeceğim birazdan ve sorularınız varsa onları alacağım. Bugün size Apple menü kapsamında yani onun temelinde onu ana kapsama alıp genel anlamda macOS X Windows 8 üzerindeki menü Windows dizilimleri 8 hususlarına değinmeye çalıştık birlikte. Umarım yararlı, faydalı bir anlatım olmuştur. Şimdi ben baş kısmını kaçırdım da bu trackpad üzerinden menüye nasıl geçiyordu? Abi trackpad üzerinden menüye şöyle geçiyorsun. Dur bakayım gene kilitleyeyim mikrofonu bir saniye. Trackpad'de boşluk tuşunun yanına doğru gelen yani alt tarafı da kalan trackpad'in üst kısmı var. Oraya ortalamaya gayret ederek iki kez dokunuyorsun çift parmakla. Toolbar. Normalde o Menü bar dedim. okey. Bazen böyle tam dokunamama, parmak açılarını algılayamama gibi bir durum söz konusu olabiliyor. O yüzden hani neden olmuyor diye endişe etmeyip tam ortalayıp hafif tam da kenara değil ama kenara ya yani üst kenara yakın bir bölgeye iki parmakla dokunursanız işlem Dedim. başarılı oluyor. Fakat ben ilk zamanlar çok fazla bunlarla uğraşmaktansa şeye önerilmesini tercih ediyorum. Hani sağlıklı diyorum. Normal Mac kullanımına aşina olmak biraz daha böyle sistemi tanıma konusu. Zaten menü için en ideal kısa yol grubu Control Option M kombinasyonu aslında. Bu Apple menü olayını başlatan varsayılan tuş kombinasyonu. Diğerleri ekstralar. Hani onlara girmek için ha bir de tabii iki kere Control Option Shift M yaptığınızda da menü ekstra. Bu ikisini bilmek ilk başta bir Mac kullanıcısı için şimdilik yeterli. Ama diğerini yapmak için de söylemiş olduğum gibi iki parmağı trackpad'in üst orta kısmına doğru çift dokundurmak budur. Amine tekrar teşekkür ediyorum bu arada. Gerçekten güzel bir anlatım oldu. Gayet hoş bir anlatımdı.